Burada da artık Amerika geliyor işin içine. Yani yeni bir güç olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada olduğu gibi burada da İngiltere ve Rusya'ya ek olarak artık Amerika'yı görüyoruz biz İran'da. Darbeyle birlikte bir şey daha oluyor. Tudeh Partisi sol bir kenara itiliyor ama geleneksel dini gruplar siyasi olarak güç kazanıyorlar. Petrol fiyatları artış gösteriyor. Yani çok ilginçtir. İşte 10 yıllık bir sürede İran'ın devlet gelirleri 40 katı falan artıyor. Petrol fiyatlarındaki artış dolayısıyla. Dolayısıyla bu sosyolojik hareketliliği de çok hızlandırıyor. Nüfus artışı oluyor bir. İki, büyük şehirlere göç oluyor. Üç, Muhammed Rıza Pehlevi birçok... Musadık. Evet, Musadık. Birçok bölgede gördüğümüz gibi, bölge liderinde gördüğümüz gibi bizim genelde liderlerimiz öyle. Bütün Orta Doğu'da, İslam dünyasında hepsinin çok acelesi var. 10 senede, 20 senede işte 100 senelik, 1000 senelik makus talihi yeneceğiz. Muhammed Rıza'da da var bu. İşte yurt dışına öğrenci göndermeler, dünyanın en büyük ordusunu kurmalar vesaire. O da bu hareketlere girişiyor. Ama ilginçtir. Bu modernleşme hareketleri birçok yerde, biz Türk tarihinde de görüyoruz, Abdülhamit döneminde vesaire. Yurt dışına gönderdiğiniz öğrenciler bir müddet sonra gelip sizi deviriyorlar. İran örneğinde de bu oluyor. 79'daki devrim bir tarafıyla işte din adamlarına, Humeyni'ye bağlı dini gruplar var, sol gruplar var. Bir takım yarı solcu, yarı işte İslamcı gruplar var. Halkın mücahitleri vesaire gibi. Tudehçiler tabii ki var. Orta Doğu'nun en eski komünist partisi. Liberaller var, işte Milli Hareket var. Bazargan'ın liderliğinde Nehzet-i Milli. Dolayısıyla hep beraber Şah'a karşı, yani Şah'ın en büyük başarısı tırnak içinde, bütün rakiplerini, her türlü ideolojiden olan bütün rakiplerini kendisine karşı birleştirmesi. Önce bu çok muhtemel görünmüyor. Amerikan işte raporları var, istihbarat raporları var 78'de falan. Ya ciddi bir şey olmaz. Savak her şeyi kontrol altında tutuyor. Savak biliyorsunuz meşhur İran istihbaratı. Herkesin korktuğu, herkesi gözlem altında tutan, kolluk gücü olarak kullanılan, insanları işkence eden devasa bir kadrosu var. Dolayısıyla ama beklenmedik bir şey oluyor. Şah işte devriliyor 79'da. Ve dediğiniz gibi adına İslam devrimi mi diyeceğiz, İslam inkılabı mı ne diyeceksek. 79'da tamamıyla Şah'ın politikalarına %100 zıt, çok anlatmadık ama son tarihte batıcı bu adam. Dediğimiz gibi İsviçre'de eğitim almış, Amerikan ordusundan hatta CIA'nin kurulduğundan işte birkaç yıl sonra Savak'ı bu şekilde kuruyor. Yine öneriler arasında şey de var, diyorlar ki işte FBI, CIA gibi iki başlı bir istihbarat teşkilatı kuralım. Hayır diyor, tek kuralım. Hatta orada Türkiye'deki muadilinden örnek aldığına dair de literatürde bir takım iddialar var. Oraya gelmeden şu Musad'a kısa bir değinelim hocam. Biraz daha açalım mı? Değinelim. O da bir kaçar aristokratı. Onun da işte Lozan'da mı, İsviçre'de onun da bir hukuk eğitimi var. Başbakan seçiliyor meclis tarafından. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İran'ın 20. yüzyıldaki ana konularından bir tanesi az önce de dediğimiz gibi petrol. Ve Şah daha işte Pehlevilerden de önce çok büyük imtiyazlarla işte İngilizlere, yabancılara verilen bir takım imtiyazlar var. Meşhur Reuters haber ajansının işte ilk sahipleri Reuters'lar var. Başka bir takım ünlü yabancılar var. Bunlara memleketin bütün ne diyelim zenginlikleri çok küçük şeylerle peşkeş çekmiş. Bizi ilgilendirdiği için söyleyeyim. Yani şey, Reuters'ın sahiplerine İran'da petrol imtiyazı mı veriliyor? Petrol imtiyazı... Madenleri ve demiryolu inşasını yani, içeren korkunç bir... İran petrolleri bütünüyle zaten İngilizlerin elindeydi. Çünkü ülke aslında o döneme ait kaçarlara falan bakarsanız, yani ülke çok perişan durumda. Yani ordu sayısı Nasreddin Şah'ın ilk geldiği dönemde 3000 kişi falan diyorlar. Yani ordu yok. Herhangi bir düzenli güç yok. İngilizler bunun farkında. Dolayısıyla çok çabuk yıkabiliyorlar. Kazak taburları da bu nedenle kuruluyor zaten. Evet. Rus komutanlar himayesinde özellikle Tahran'ı ve sarayı korusunlar diye elit birlikler olarak kuruluyor. Bilahare buraya İranlılar da alınmaya, istihdam edilmeye başlanıyorlar. Doğru. Dolayısıyla çökmüş bir devlet olduğu için dış etkilere çok açık. Ve Ruslarla İngilizler de bunu yapıyorlar. Yani işgal etmeyelim, aramıza paylaşalım diye. Nüfuz alanına bölmüş durumdalar. Sürekli bir şekilde İran böyle arada. İlginçtir. Bu arada olma hali uzun yıllar boyunca devam edecektir. Devrimden sonra bile hani hep sorulur Amerika niye buraya müdahale etmedi? Yani Amerikan elçiliği dahi basıldı. Ama Amerika'nın, İngiltere'nin temel korkusu İran'da olan yerel bir hareketten çok bunun Sovyet güdümüne kayması ihtimali. Çünkü az önce de dediğimiz gibi çok güçlü bir Tudeh yapısı var. Ve hocam çok özür dilerim. İki defa geçtiniz komünist şeyi. Bir açar mısınız orayı?
Ya İran'da ilk işte 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı sanayileşme ortaya çıkıp işte fabrikalar kurulmaya başladığı zaman batılı şeyler, az önce Selahattin abi de örnek verdi. Yani Türkiye'den ve Bakü'den çok etkileniyorlar. İstanbul ve Bakü modernleşmenin iki ne diyelim lokomotifi. Çünkü Bakü'ye çok fazla İranlı işçi gidiyor ve yine İstanbul'da çok fazla İranlı var. Bunlar genelde tüccar, bir takımı okuyor, hatta askeri okullara giden, daha sonra İran'a dönen komutan olan İranlılar da var. Dolayısıyla bu iki yerden, bu iki yer niye önemli? Çünkü Bakü Rus etkisiyle İran'dan daha önce modernleşiyor. İstanbul'da yine daha yakın olduğu için, Selahattin abinin dediği gibi, bizim 1. Beşiktaş 1876, buradaki her şey çok etkiliyor İran'ı. Yani tartışmalar birebir çevriliyor. Buradaki İranlı aydınlar, işte Serhan hocam da çok iyi bilir, gazete çıkartıyorlar. Ahterler falan var Türkiye'de, İstanbul'da Farsça gazeteler var. Bunlar gizlice İran'a sokuluyor. Dolayısıyla İran'ı ciddi olarak etkiliyor. Bu modern düşüncelerle birlikte nasıl, az önce yine Serhan Hoca bahsetti, modern milliyetçilik doğuyorsa, ya bir dakika bizler düştük, Fars'tık, Pehlevi'ydik, işte Selahattin abinin Şahan bahsettiği. Şahan görüntüleri bu arada, evet. Pehlevi soyadını alma, yani Pehlevilerin kim olduğu kimse bilmezdi. Yani klasik dönemlere açın yok karşılığı, İranlı olma karşılığı bile çok yoktur. Ama bu modern dönemde yeniden inşa ediliyor antik milliyetçilik. Ve yine sol akımlar çok güçlü. Ve bunlar o kadar güçlü ki hatta İslamcı diyebileceğimiz ekolleri de etkiliyorlar. Yani Marksist, İslamcı biz şeyler görüyoruz, örgütler. Bunlar İslam dünyasının geri kalanında çok fazla yok. Benim bilebildiğim kadarıyla. Yani tefsir yazan Marksist örgütler herhalde yalnız İran'a özgü. Çünkü sol taban çok güçlü. Buna... Saniye hocam. Yani, tefsir yazıyorlar ya, Marksist. Yani dünyadaki ilk komünist partisi Tudeh Partisi olarak kabul edilir. Daha yani Rusya'dan falan da önce denilir. Bilmiyorum. Ama tefsir de yazıyorlar. Yok, o tabii o öyle değil. Şimdi şu şeyi söyleyeyim kısaca. Bu da bir iki bir, aslında eklenecek çok şey var. Bilmiyorum. Birkaç şöyle söyle sana... birkaç şeyi ben Hakkı hocam bitirsin, ben oradan size geleyim. Hayır, oradan tamam. Devrim yapalım. Devrime gelelim. Önce birinci devrim yapmamız var. Lazım. Musallık meselesi. Evet. Anayasal devrim yapmamız lazım. Devrim. Çünkü meşrutiyet devrimi, 1906 devrimi yani bence çok çok önemli. Buradan geçelim mi siz? Olur. Hı? Yani ben buradan Serhan hocamı vereyim. O meşrutiyetten alsın, evet, getirsin. Yani tekrar. Birkaç... Hızlı devrim yapalım hocam. Evet. Yani şimdi malum Ervant Abrahamyan'ın belki 20. yüzyılda modern İran tarihine dair yazılmış en meşhur, en fazla referans alan kitabı İki Devrim Arasında İran diye. Bu görüntülerde devrim öncesi herhalde olayların, evet, görüntüleri. Evet, evet, 79 süreci. Şimdi dolayısıyla aslında İki Devrim Arası İran, 1906 meşrutiyet devrimi, 1979 malum İran İslam devrimi yahut İran devrimi, nereden baktığımıza bağlı olarak. Şimdi aslında bundan bahsederken bir sürü tarihsel olaydan bahsettik. 19. yüzyıl çok önemli Nevzat Bey, modern İran'ı anlamak için. Ve bütün bu 19. yüzyıl işte Ağa Muhammed Han Kacar tarafından, az evvel bahsetmiştim, 1796 yılında Kaçar Hanedanı'nın kurulması sonrasında Kaçar yönetiminde geçiyor 19. yüzyıl. Ve bilindiği gibi Kaçarlar resmi olarak 1925 aralığında meclis tarafından lağvediliyorlar. Ve kısa süre sonra da şahlık işte Rıza Han'a, o günkü Rıza Han şah olarak ona veriliyor. Şimdi bu 19. yüzyılda çok fazla olay oluyor İran'da. Bence bunları iyi görmemiz lazım. Bunların bir bölümü tabii ki politik ve askeri olaylar. 1813 Selahattin hocam bahsetti. Ve 1828 Gülistan Anlaşması ve Türkmen Çayı Anlaşması. Türkmen Çayı Anlaşması bir tür modern İran'ın sevr anlaşmasıdır. Ve İran bunu geri çevirememiştir bizden farklı olarak. Kimle kim yapmış hocam? Ruslarla İran savaşıyor. Ve Ruslar çok korkunç bir mağlubiyete uğratıyorlar. Az önce de hocam bahsetti. Yani İran... Bu şunun için çok önemli hocam. Bugün Orta Doğu'da İran-Rusya dengesini belki anlama oradan noktasına bu eski hatta tarih hatta şöyle süreç, söyleyelim. Türkiye'de çok tartışılmıyor. Yani çok da bilinmiyor zaten. Evet. Hatta şöyle söyleyelim, Osmanlı'da olduğu gibi İran'da da modernleşme adımlarını, o mecburiyet hissini ortaya çıkaran Rus saldırganlığıdır. Çünkü bu tam bir travma meydana getiriyor İranlılar açısından. Çünkü hem bir taraftan bütün o Güney Kafkasya toprakları elinde olduğu kadar idi İran'ı. Kabaca diyelim ki bugünkü Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Buraların hakimiyetinde olan bütün bölümlerini, yani Hazar'ın kuzeyini alıyor. İran buradan kaybediyor. Çok büyük bir savaş tazminatı ödemek zorunda kalıyor ki oldukça zor durumda zaten İran. Bir de
Rus mallarına, İran'a ithal edilecek Rus mallarına maksimum %5 gümrük vergisi konuyor. Ki bu şu anlama geliyor İran açısından, çok önemli bir nokta pazar bu. Pazar haline geliyor. Açık pazar haline geliyor. Evet. Tabii ki bir müddet sonra İran Rusları dengelemek için benzer imtiyazları İngilizlere ve Fransızlara da veriyorlar ki Ruslar aşırı güçlenmesin diye. Dolayısıyla şeker meselesi sürekli anlatılır. Oraya olarak geleceğim. Şimdi tam oraya geleceğim. O bence önemli bir konu. Şimdi 19. yüzyılın sonu, 19. yüzyılda bir Abbas Mirza diye bir adam var. Bilindiği gibi Ağa Muhammed Han Kaçar, yani hanedanın kurucusu hadımdı. Hadım etmişti onu düşmanları, Afşarlar. O nedenle oğlu yoktu. Kuzeni Fethali Şah tahta geçmişti. Fethali Şah enteresan bir adamdı. Çok sayıda çoluk çocuğuyla falan bilinir. Ve bunun bir oğlu vardı, Abbas Mirza. Abbas Mirza Tebriz valisiydi. Veliaht da aynı zamanda çok kabiliyetli ve çok vizyoner bir adamdı. Ruslara karşı biraz aceleci davrandı. Dolayısıyla Rus savaşlarında sorumluluğu da vardır. Ama az önce de anlatıldı. İşte Batı'ya öğrenci gönderme, orduyu modernize etme. İşte Nizam-ı Cedid başlatıyor. Osmanlı'dan da tabii ki mülhem, anlaşılacağı üzere. Ve bir takım reformları başlatıyor. Burada da temel asli amaç nedir? İran'ı reforme etmek. Hem askeri anlamda reform etmek, okullar kurmaya çalışıyor. İşte Salih Mirza Şirazi diye bir adamı gönderiyor ama hani fen ile geleceğini düşündüğü herkes Batı efkarıyla dönüyor tabii ki. Sonrasında işlerin rengi değişiyor. Ama bu kişi 1833'te ölüyor. Henüz daha veliaht iken. Dolayısıyla bunun Kaçar tarihinde de bir dönüm noktası olduğu kabul edilir. Çünkü bunun yerine biraderi Muhammed Kaçar, Şah Kaçar geçiyor. O da çok kabiliyetiyle falan meşhur olan bir adam değil. Şimdi 19. yüzyılda birkaç şey daha oluyor. Mesela Emir Kebir diye bir adam var. Ben yine izleyenlerin, biraz hani merak edenlerin bakmasını öneririm şahsen. Çok kısa bir dönem sadrazamlık yapıyor. 1848 ila 51 arası olacak galiba. Sonra Nasreddin Şah'ın ilk senedir yani. Sonra Şah bunu Kaşan'da Bağ-ı Fin'de bir hamamda boğduruyor. Görevden aldıktan kısa süre sonra. Hatta gidenler orada bunu canlandırmışlar. Balmumi heykelleriyle falan görebilirler orada. Kaşan'a gidenler. Şimdi bu adam da Osmanlı'dan mülhem, daha önce Osmanlı'da barış anlaşmaları, oraya girmeyeceğim, vesilesiyle bulunmuşluğu var. Erzurum'da vesaire. Tabii Erzurum'da vesaire. Darülfünun gibi, işte bir takım Ceride-i Havadis gibi bir takım reformları bu da devreye sokmaya çalışıyor. Bunun içinde askeri reformlar da var. Ama daha önemli bir şey oluyor bakın. Burada çok önemli bir şey oluyor. 1844'te Bab diye bir adam çıkıyor. Kim bu adam? Mirza Muhammed Şirazi. Mirza Muhammed Şirazi diyor ki, şimdi Şiilikten bahsettik ve Şiiliğe dair bildiğimiz birkaç şey varsa bunlardan en önemlisi Mehdilik inancı. Şiilikte Mehdilik inancının en güçlü noktası şu, belirgin noktası, Mehdi'nin kim olduğu da belli. 12. İmam, İmam Muhammed Mehdi, yani İmam Hasan el-Askeri'nin oğlu İmam Muhammed Mehdi bilindiği gibi. Şimdi ve bu Mehdilik inancı tarih boyunca malum varlığını sürdürüyor. Ehl-i Sünnet'te de vardır ama bu kadar belirgin değildir. Orada Mehdi'nin kim olduğu da belli. Bu kişi çıkıyor ve Şiraz'da diyor ki, ben Mehdi'ye gelen kapıyım diyor. Babilik buradan geliyor. Dolayısıyla Mehdi'nin gelişi yakın diyor. Ortalık tabii ki karışıyor. Ulema falan devreye giriyor. Bu 1850 yılında idam ediliyor. Daha doğrusu kurşuna diziliyor Şiraz'da. Bundan kısa süre sonra daha meşhur olan, Babilik'ten gelen esasen Bahaullah, Şeyh Bahaullah Bahailik mezhebini kuruyor. Ve 1863'te çıkıyor. Bab'ın haber verdiği, kapısı olduğu Mehdi benim diyor. Bu da tabii ki İran'da bir sürü tartışmayı beraberine getiriyor, bilindiği gibi. Kıbrıs'a sürülüyor falan, oraya da girmeyeceğim. Osmanlı'ya da büyük etkileri oluyor bu arada bu Bahailiğin. Dolayısıyla bu yenileşme hareketi, mağlubiyetler, travmalar, yenileşme hareketi bir taraftan Şiilik içinde, ki bunlar sonra tabii ki İslam dairesinden süratle uzaklaşıyorlar. Yani Babiliğin, Bahailiğin İslam'la pek bir alakasının olduğunu söylemek mümkün değildir. Bir parantez orada, affedersiniz, konu madem ki oraya geldi. Şimdi Filistin Devlet Başkanı olarak anılan Mahmud Abbas'ın ailesi Şiraz'dan Hayfa'ya, Osmanlı'ya o dönemde, o karışıklıklar sırasında kaçmış olan ve bazıları diyor ki onlar da Bahailerdendi diyorlar. Öyle midir değil midir bilmiyorum ama yani o sırada Hayfa'ya, Şiraz'dan Hayfa'ya gitmiş olan ailenin çocuğudur Mahmud Abbas deniliyor. Ve İran medyasında bu yayınlandı o zaman şecereleri.
Onu da bir parantez olarak. Yani bir bilgim yok. Bugün Bahayiler nerededir? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, İran'da çok küçük ve tabii evet. ki resmi olarak daha da bir statüleri olmadı. Daha doğrusu İran'da tabii. yok ki onlar irtidad etmiş olarak kabul ediliyor. İslam'ı reddeden diye. Onun için de İmam Hümeyni inkılaptan sonra bunlar dedi emperyalizmin ajanlarıdır içimizdeki dedi. Mesela demin hocam söyledi. Yani her bir grup Ermeniler bilmem şeyler Zerdüştüler, meclisler ve her birisine mecliste bir temsilcilik şeyi var. Bunlar ama Bahayilere verilmedi. Çünkü bunlar emperyalizmin ajanlarıdır dedi. Onun için yer verilmedi. Çok hızlanacağım ama birkaç temel noktaya değineceğim. Şimdi bununla beraber dini her zaman İslam dünyasında malum haliyle bütün yenileşmeler dini tartışmalara da rengini veriyor doğal olarak. Bu kaçınılmaz. Osmanlı'da da var, İran'da da belirli şekillerde oluyor. Aynı zamanda milliyetçilik de giriyor. Batı'dan gelen literatür içinde. İşte Mirza Malkum Han gibi, efendime söyleyeyim, daha bir sürü isimler. Fars milliyetçiliği mi? Yani işte o biraz tartışmalı. Hı hı. Yani milliyetçiliğin farklı formları var. Doğrudan Fars milliyetçiliği bir müddet sonra buna dönüşüyor ama daha soft anlamıyla bir milliyetçilikten bahsediyoruz ki orada da kadim İran'ın, girmeyeceğim oraya ama önemli bir referans noktası olduğunu görüyoruz. Sol elbette görüşler de giriyor. Neden giriyor? Şimdi İran'da 1871 yılında çok büyük bir kıtlık yaşanıyor. Zaten 19. yüzyılın genelinde büyük ekonomik sıkıntılar var. Az önce bahsettiğim sebeplerden sanayileşememekten vesaire. O da çok uzun bir mesele. Ve 1900 yılı itibariyle 1 milyon İranlının bir şekilde Çarlık Rusyası'na gidip geldiği tahmin ediliyor. Çalışmak üzere. Çünkü Çarlık Rusyası'nda tren yolları var, petrol merkezleri vesaire var. Dolayısıyla bu çok büyük, muazzam bir rakam. Şimdi özellikle bunlar Bakü'de 1905 yılında Himmet adında bir kuruluş kuruyorlar. Bu Himmetçiler, Himmet organizasyonu diyeyim daha doğrusu, bunlar özellikle o dönem Çarlık Rusyası'nda çok revaçta olan sosyalist fikirlerden etkileniyorlar. Daha sonra bu grup 1906 ve daha sonra 1908 meclisinde İctimaiyun Amiyun, bir tür sosyal demokratlar meclise dahi giriyorlar. 1920 yılında İran'da ilk komünist parti kuruluyor. Hizb-i Komünistliği İran. 1920 yılı. Ve bu doğrudan Bolşeviklerin etkisiyle kuruluyor. Oldukça önemlidir. Yani bu TUDEH'in ise 1905'te kurulduğu söyleniyor. Tabii. Yani, işte TUDEH nerede kuruluyor? TUDEH bu komünistleri daha sonra 1931 yılında Rıza Şah bir kanun çıkarıyor. Kanunu siyah diye anılır sol literatürde. Bütün sosyalist kolektif hareketleri yasaklıyor. Bu komünistlerin önemli bölümü de içine atıyor. Mesela Taki Arani diye bir adam vardır. Oldukça önemlidir. Bunlar içeride iken Rıza Şah'ı tahttan indiriyorlar. İngilizler ve Ruslar az önce bahsettiğimiz. Ve bu dışarı çıkanlar 1941 yılında kuruyorlar TUDEH Partisi'ni. Dolayısıyla TUDEH Partisi İran'ın bu manada en gelişkin ama kesinlikle ilk komünist partisi değil. Onu söylemek lazım. Musallık darbesiyle ilgili bir şey söyleyecek olan var mı? Orayı da kapatalım. Ben anayasal devrimde söylemem mümkün mü yoksa geçelim anayasal oraya? Anayasal devrimi geçelim. Ben tamam. Hayır. Musallık devrimi meselesinden önce bir defa şunu onu geçmeden gerek. Tamam. İkinci Dünya Savaşı'nda Hazar Denizi'nin güneyi Rusların işgaline uğramıştır. Ayrıca Rusya'nın desteğiyle Gazi Muhammed liderliğinde Kürdistan Cumhuriyeti de Mahabad Cumhuriyeti kurulmuştur. Ve kısa zamanda sonra Batılıların da Şah'a yardımıyla Gazi Muhammed kurşuna dizilmiştir vesaire. Ama Hazar Denizi'nin kıyısı, demin hocam orada gösterdi, Taliş denilen bir bölge var. Reşt bölgesi, Hazar Denizi'nin kıyıları, buralar Sovyetlerin elindeydi. Sonra Mirza Küçükhan hareketi vardır, halk hareketleri vesaire, büyük çetin mücadeleler. Fakat 1952'de Musaddık da İsviçre'de okumuş birisi ve Musaddık'ı saltana derlerdi. Yani saltanatın tasdik edicisi manasında. Kaçar prensi zaten. Tabii. Annesi Kaçar Hanedanı'nda. Şeylerden birisi. Ve geldi İngilizlerin hakimiyetinin petrolleri millileştirdi kısaca. Bütün halk çok büyük sevinçler, gövde gösterileri falan filan. Ama 6 ay, 7 ay geçmeden kısa sürede hatta İslam'ın aleyhinde konuşmalar yapmaya başladı Musaddık'ta. Ancak Musaddık Şah kaçmak zorunda kaldı. Hanımı Süreyya ile birlikte, Süreyya o zaman Süreyya'ydı ilk hanımı, Farah Tiba değil. Süreyya ile birlikte kaçtı, Roma'ya kaçtı.
Ancak sonra General Zahidi'ye Kermit Roosevelt diye birisi vardır. Roosevelt ailesinden mi bilmiyorum Amerika'da. Onun İran'da CIA'nin yaptığı oyunları anlatırlar. Sonra Obama da hatta dedi ki evet dedi, itiraf ediyoruz dedi. Biz Musaddık darbesini, biz gerçek Musaddık'ı iktidardan düşüren, Musaddık'ı alıp götüren şeydi yani CIA'nin oyunlarıydı. Bunu itiraf etti. Ben itiraf ediyorum dedi Obama. Resmen kabul etti onu. Şimdi burada Musaddık kısa sürede belki halkın büyük desteğine sahip iken ama ne zaman ki İslam Kaşani diye birisi vardı, Ayetullah Kaşani büyük şey, onu meclis başkanlığına seçmişlerdi, o dediler ne iyi. Ya büyük bir alim, Ayetullah Kaşani meclis başkanlığına seçildi, maşallah Musaddık'a falan. Fakat Musaddık kısa süre sonra Kaşani'ye karşı işte o batıda falan eğitim görmüşlerinde şeyiyle mollaları aşağılamaya diye bu şeyleri karikatürize etmeye vesaire. Ondan sonra Musaddık Kaşani'yi de indirdiler. Ondan sonra Şah'ın Amerika CIA'nin raporlarında sonra itiraf edildi bu. 200 bin dolar verdiler General Zahidi'ye. General Zahidi güpegündüz gitti bir tanka bindi. Gitti 200 bin dolarla başbakanlığa gitti. İçe kapıdaki askerler müdahale etmek istediler. Bir dakika dediler, nereye gidiyorsun? Hemen onları birer birer şakaklarına birer kurşun sıkarak öldürdü. İçeriden gitti, Musaddık'ı aldı, gel bakalım dedi, getirdi. Tankın içine doldurdu, götürdü. Ve bir dakika, 200 bin dolarla bir darbe oldu. 200 bin dolarla yani. Tabii. Çok ucuzmuş o zaman. 200 bin dolar. Ve sadece ondan sonra ama büyük mükafatı Şah'tan aldı. Şah kızını Süreyya'dan olma kızı, yok Süreyya'dan değil, Fevziye'den. Daha önce Süreyya'dan çocuğu olmadı. Süreyya'dan önce Mısır kral Meliki Fuat mıydı? Son Mısır Fuat. Fuat'ın kız kardeşi Fevziye ile evleniyor. Onun kız kardeşi Şah'ın birinci hanımıydı Fevziye. Fevziye'den olma kızını verdi, Zahidi'ye verdi, damat oldu böylece. Musa'da ne oldu? Musaddık da hapse atıldı. Ve Musaddık hapiste yargılandı uzun yıllar. Ancak tabii yurda getirildiğin Musaddık Şah ve Süreyya bir müddet sonra Roma'dan döndüklerinde büyük halk kitleleri bu sefer onu büyük törenlerle karşıladılar. Musaddık'ı da getirdiler. Musaddık'ı da hapisten çıkardılar. Musaddık'ın da Şah'ın elini öptüğü söylenir. Ama ne derece bilmiyorum, öyle midir, doğru hocam, mudur? Hocam işte devrim başarılı olmaz, ancak öyle olur. Ancak orada Musaddık'ın çok güzel bir sözü var. Nedir hocam? Diyor ki, geri kalmış ülkelerin orduları kendi ülkelerinin işgalcileridirler. Geri kalmış ülkelerin orduları. Biz buna yabancı değiliz güzel bu söze. Güzel bir cümleymiş. Bu arada o askeri darbeden sorumlu Kermit Roosevelt, Roosevelt'in oğlu. ABD Başkanı. Oğlum o Roosevelt'in, ben amca oğlu gibi, kardeşinin oğlu gibi duydum da tam net söyleyemedim onun için demin. Tabii. Yani akraba sonuç itibariyle. İkincisi Musaddık darbesi ABD'nin Soğuk Savaş döneminde yaptı. Daha sonra Latin Amerika'da ve hatta Orta Doğu'da çokça fazlasına şahit olacağımız darbelerin de ilki. Bunu da söylemek lazım bu manada. 79 darbesiyle bağlantısını biliyoruz. Neden 1979 4 Kasım'da ABD elçiliği basıldı? Çünkü bu darbe ABD'nin Tahran elçiliğinde dizayn edildi. Hmm. 1953 yılında. Dolayısıyla böyle politik hafızada, toplumsal hafızada yer bıraktı. Ben o büyük elçiliği ziyaret etmiştim. Musaddık sonra cezaevinde öldü. Yani 63'te mi vefat etti bilmiyorum. Yani öyle bir... Mehmet Ali Hocam. Şimdi hazırlanın, devrim yapıyoruz. Devrimden önce bize bir İran toplumunu bir anlatır mısınız? Yani Hümeyni nasıl geldi kısmına geleceğiz. Oradaki kişileri, devrim önde gelen şahsiyetlerini biraz sonra ekranda tek tek konuşacağız üzerinden. Ama önce o İran, o devrim sürecine gelmeden İran toplumsal yapısı. Pehlevi Hanedanı'nın iki tane şahı var. Bir baba Şah, yani Rıza Pehlevi, bir de onun oğlu olan deminden beri konuştuğumuz Muhammed Rıza Pehlevi. Ekrandaki? Bu Muhammed Rıza Pehlevi. Evet, oğlu. Oğlu. Yani Hümeyni'nin devirdiği şahıs, ülkeyi terk edip Mısır'da vefat eden meşhur Şah. Şimdi bu baba oğul belki Türkiye'den de aldığı ilhamla genelde bu şekilde düşünülür.
Özür baba Atatürk dönemine denk geliyor. Evet. Aynı şekilde İran'ı modernleştirmeye, tabii ki sekülerleştirmeye, laikleştirmeye devleti özellikle istiyor. Tabii bu noktada Mustafa Kemal'in önünde bir engel yoktu. Çünkü ulema Sünni Osmanlı'da devlete bağlıydı. Devlet çökünce de ulema büyük ölçüde kuvvetini kaybetti ve kolaylıkla seküler devrimlerini yaptı 1927'den itibaren. Hatta 25'ten itibaren. Fakat İran'da öyle değil. İran'da anayasal olarak büyük imtiyazlar almış ta Kaçarlar döneminden itibaren bir ulema sınıfı var. Serhan Hocam değindi. Hocam özür dilerim, bir araya girebilir miyim? Sözünüzü bölüyorum. Kusura bakmayın. Yok, lütfen. Çok önemli bir noktaya geldi. Bu arada bir arkadaşım uyardı. Oğlu değil, yeğeni. Ama kısa bir şey söyleyeceğim. Roosevelt'in yeğeni. Şimdi kısa bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Hocamın belki sonra devamında yardımcı olur diye. Selahattin Hocam bahsetmişti 1906 Anayasası'ndan ve Fazlullah Nuri. Bu Fazlullah Nuri çok önemli. Daha sonra devrimden önce Ayetullah Hümeyni bunu devrimin manevi babası ilan ediyor. Neden? 1906 Anayasası İran'da Belçik Anayasası temelinde yapılıyor. Hmm. Hani hocam ulemanın rolünden bahsetti ya. Daha sonra Şeyh Fazlullah Nuri ve etrafındakiler Muhammed Ali Şah'tan da aldıkları etkiyle, güçle beraber bunlar ısrar ediyorlar. O kısmı uzatmıyorum. 1907 yılında 1906 Anayasası'na ek yapılıyor. Ek bazı maddeler. Bunun birinci maddesinde İran'ın dini İsna Aşeri olarak adlandırılıyor. Ki bu önemlidir. 79 bu anlamda ilk değildir. Aynı maddede Şah dini tervic etmesi gereken, yüceltmesi gereken bir makam olarak adlandırılıyor. İkinci maddesi daha önemlidir. İkinci maddesinde diyor ki bu meclisten diyor, Meclis-i Şura-i Milli, Milli Meclis'ten hiçbir şekilde İslamiyet'e şeriat aykırı kanun çıkamaz. Bunu sağlamak için de diyor meclisin belirlediği 5 kişilik bir ulema heyeti teşkil edilir. Bu ulema heyeti meclise gelen kanun tasarılarını ve meclisten çıkan kanunları şeriata uygunluğu noktayı nazarından inceler. Bu hocamın bahsetmiş olduğu Mehmet Ali hocamın bu hususa yani ulemanın rolüne ilişkin çok önemli bir nokta. 1907'den önce ne yazıyor dinhanesinde anayasanın? Dine dair hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok. Buyurun hocam. Yani böyle imtiyaz 1906 anayasasından bahsediyor. Yani, 7'deki değişiklikten. Ulemaya sağlanan imtiyazlar siyasi neler? Bir imtiyazlar. Yani kanunlarda bunun bir karşılığı var bu imtiyazların. Ekonomik imtiyazlar belki daha önemli. Ta Safavilerden itibaren başlayan imtiyazlar bunlar. Yani koca ülkeyi siz şiileştiriyorsunuz bu noktada. Önleri açılmış gayrimenkul, menkul her türlü gelir var. Bir de Şiilikteki humus vergisi denen 1/5 malın 1/5'ini peygamberimizin Allah'ın hakkı, peygamberimizin hakkı ve imamların hakkı olarak onlar olmadığı için yani doğrudan verilemediği için bu ulemaya teslim ediliyor. Yani bir nevi Sünni İslam'daki zekatın 1/40'ıdır. Bunun çok üstünde bir vergidir. Dini vergidir. Zekattan bunu farklı da zaten. Zekatın yanında. Evet. Ayrıca. Zekatın yanında bir de. Zekata ilaveten yani. Şimdi tabii bu medrese sistemi var. Kendi öğrencilerini imtihanla alıyorlar. Ülkenin üniversiteleri dışında bağımsız, paralel bir eğitim sistemiyle eğitiyorlar. Yüzyıllardır süren bir süreç bu. Gelenek var. Haliyle siz ülkeyi modernleştireceksiniz, sekülerleştireceksiniz. Laikliği belki Türkiye'ye benzer bir şekilde getireceksiniz. Burada bir engel var. Beyaz devrim denen bir devrim süreci var. Bunu denedi. Ne yaptı? İlk önce vakıfları en azından o gelirden etmek için, o geliri kullanamasınlar diye ellerinden almak istedi. Bağımsız paralel eğitim sistemini bozmak istedi. Adalet içinde yargılama hakları vardı yani hakimlik yapma hakları vardı özellikle özel hukukta. Bunları ondan almak istedi. Aynı Türkiye'deki din adamlarından alınan yetkiler İran'da da ulemadan alınmak istedi. Fakat orada bir duvara çarptı devlet yani dediğim gibi
hem siyasal olarak hem ekonomik olarak hem güçlü halkın yapı var. Sevgisini kazanmış bir yapı olarak ulema buna direndi. Yani bu haklarımızı vermeyiz dediler. Bu 1930'lardan başlayan bir süreç ama 1960'lara geldiğimizde bu çok kızıştı. Şah'ın kötü yönetimi, işte İngilizlere veyahut Amerikalılara bilahare verilen petrol imtiyazları, işte orta sınıfın belli ölçüde çökmesi gibi ekonomik sebepler, sosyal sebepler de buna eklendi. Ulema içinde itirazlar var ama bazı itirazlar pasif, bazı itirazlar ise aktif itirazlar. Örgütlü itirazlar aktif dediğimde bunların başını Ayetullah henüz değil, önemli bir yerde ama en üst merci makamında henüz değil Hümeyni bunu üstleniyor. Merci ne demek? Şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'te dört fıkıh meselesi var. Hocam şöyle yapalım. Merci, Ayetullah, Ayetullah, uzman. Tamam. Bunları da kısa bir geçelim. İzleyici. Merci şu demek. Yani Ehl-i Sünnet mezheplerinde işte Hanefi mezhebi Ebu Hanife'yi taklit eder. Şafii mezhebi İmam Şafii'yi taklit eder filan. Bunlar vefat etmiş insanlar. Bunların talebeleri var. Onları taklit eder. Onların kitaplarını okuruz. Onların kitaplarının şerhlerini okuruz. Oradan bir fıkıh türer, gündelik hayata ait veyahut inanç alanına dair oradan bir şeyler çıkar ve buna inanırız. Şia'da böyle değil. Şia'da ölü müçtehide, yani vefat etmiş müçtehide taklit caiz değil.